Herkese merhaba, mutlu haftalar. Uğur Ozan Sulak'la birlikteyiz. İnsan zaten bir haftaya böyle başlamak ister. <laughs> Aynı şekilde benim için de geçerli. All Star heyecanını yaşadık. Yaşadık. Ya yani benim bir seyahatim vardı. Öyle mi? Evet. E, <laughs> ne kadar güzel. <laughs> e, i̇zleme şansı bulamadım e, bu karşılaşma. Çünkü biz pazartesi de erken çekiyoruz bu hafta. E, i̇şte başka işler vesaire derken <laughs> bu heyecanı canlı takip edemedim. Ben 3 yıldır anlatıyordum ama. Ee, sen nasıl olursa yani nasıl denk geliyor bilmiyorum ama bir şekilde hep kaçıyorsun yani her sene. Hı hı. E, hafta... Bu Covid hafızana bir etki etti mi acaba? <laughs> geçen hafta geçen Hayır, sene anladın, geçen anladın. sene maça... pazar maçını benim anlatmamı. Pazar maçı. Evet. Cumartesi'den bahsediyorum ben. Ya, tamam. Cumartesi daha öne çıktığı için sana verdik Biliyorum. bir güzellik yaparak. Biliyorum. Hiç mi yüzün kızarmıyor? <laughs> Hayır cumartesi şimdi şöyle e, güzel ambalajlanmış bir ürün tabii ki ama anlatması sen de biliyorsun. Yani e, hani röportajlarına falan girmiyorum sadece. Genel olarak o cumartesi yayını zor bir yayın. Çünkü sürekli farklı insanlar ne bileyim tribünden biri çekiliyor, geliyor, geliyor, o konuşuyor. Hani saha içerisinde zaten olanlar. Ya evet ayrı ama bir pazar daha <laughs> sıkıntılı bence. Pazar şey yani evet sıkıntılı değil de ya abi bir kere zaten daha erken bitiyor en azından. Öyle düşün. Ya, pazar. Öyle ama pazar tesi sabahı bittiği için Doğru. <laughs> o erken... ya yani Bak e, dakikalar ve saniyeler ilerledikçe bu girdiğin yolda bir çıkmaza girdiğini görüyorsun ve... Çok fazla girdiğini dedin evet. sen de bu cümleyi kurarken. Evet. Ee, bir bilgi şey Türkçe hocası mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani... E, Şimdi seyircilerimizle paylaşmak istemiyorum. Sen de hafta sonu. Kardeşim 4 yıldır falan All-Star'ı anlattık işte. Beni bir salın yani. Tamam ya bir şey demiyorum. Ben sadece e, ya yani ortak bir noktadayız bu Hı -hı. konuda. Evet. E, ben izleyeceğim. Üçlü, smacı, yeteneği izleyeceğim. <laughs> ha izle. <laughs> yani henüz sadece bu fırsatı bulamadım. O yüzden e, All-Star'la alakalı ben sana e, soru yönelterek başlayayım. Tamam. Nasıl buluyorsun yani bu seneki yarışmayı? Özellikle smaç yarışması. Ben ilk başta isimleri gördüğümde şey sandım. Hani BBC'nin bir tane şaka hesabı var ya Sporf. Hmm. Ya ona benzer bir NBA hesabından gelen yani, yani yarışmacılar çok iyi değil. Hani Bunları koyarak da ekstra o şakayı e, güçlendirmek için yapılmış bir liste zannettim. Gerçekmiş liste. Valla All Star... E hafta sonu ve smaç yarışmalarının geçmişi tam olarak ne zaman uzanıyor? Yani smaç yarışma, yarışması işte kaçında başlamıştı? 80'lerde değil mi? 80 80'lerin sonu herhalde biraz. Yok 80'lerin ortası. 80 Neyse herhalde NBA tarihinde akreditasyon kartı gösterilerek girilen ilk ben smaç yarışması. Yes you yarışmada olacağım. Abi listede olmam lazım benim. C'de misin kaldı? <gülüyor> <gülüyor> ya kar yani <laughs> kardeşimize kesinlikle yanlış anlaşılmasın <laughs> kesinlikle. bir kere medeni cesareti ee, renk attı. <laughs> Keza Anthony Simons yani onda çok senin de takımında yer alıyordu. <laughs> Sezon içerisinde başka bir yere koymuyoruz Cassius Stanley'den ama tabii biraz daha ismi bilinen bir oyuncu ama onu da kart göstermesi gerekmiştir diye düşünüyorum. Ee, o bir topin desen yani çok oynayamadı bizi de yaktı hatta. E, tabii şöyle bir şey var. Şimdi smaç yarışmalarında zaten bir katılımcı profili düşüklüğü düş, düşüşü gözüküyordu. E, çünkü özellikle sosyal medya döneminde çok büyük isimler yani bu Lebron da olabilir. Lebron'un hali yaşı ilerledi diyelim onun bir alt sınıfı ne bileyim işte Lillard'lar <laughs> e, kim var aklına gelen Jason Tatum vesaire. <laughs> bu tip oyuncular çekinceyi anlayabiliyorum. Bu topun altına pek girmek istemiyorlar. Lebron özellikle bunun hani bayrak adamı gibi bir şey evet, oldu. Evet yani. yani hani e, aslında kariyer patikasını onun bir göz önüne getirirsek Hı -hı. Michael Jordan'ı her bakımdan izlemeye çalışan e, bir oyuncu olarak pekala maç yarışmasında şey Hı -hı. yapmak isteyebilirdi. Ama dediğim gibi biraz farklı bir dönemdeyiz yani atıyorum Lebron bir yarışmaya katılsa ilk denemesinde bir tane kaçırsa... Uzayacak uzayacak mesele falan ee, sürekli olarak böyle gündeme getirilecek. uzay boşluğunda dolanacak. Sen bunu mu düşünüyor? <laughs> Muhtemelen düşünüyor. Diğer oyuncular için de bu geçerlidir. Ve ben hani katılımcı profilinin yıllar içerisinde biraz böyle düşüş yaşamasını falan anlayabiliyorum. Artı işte bu Aaron Gordon'ın yaşadığı gibi yani çok <laughs> öne çıkan gerçekten tarihe geçen nitelikli smaçların o jüri karmaşası içerisinde e, apolet alamaması yani gecenin sonunda şampiyon olamaması falan da bence katılım kararlarını etkilemiştir her neyse ama bu sene özel olarak tabi yani bu sene All Star'ın bile e, yapılması biliyorsun bir tartışma beraberinde getirdi. E, smaç yarışmasına oyuncular hazırlanmaya bir süre önceden başlıyor bir şeyler ortaya hem bir e, tiyatro koyabilmek hem yaratıcılık ortaya koyabilmek o smaçları e, çalışabilmek için ona bu yoğun tempoda vakit ayırmak istememişlerdir muhtemelen ve o da önemli ölçüde ismi adayı ya da potansiyeli elemiştir derken işte şeylere kaldık bu isimlere kaldık. Yani format zaten çok eleştiriliyor yıllardır. Yani değişiklik lazım mı? Lazım. Sadece bunu smaç yarışması için söylemiyorum. Ya yani bence esas pazar maçının değişmesi lazım. Bu biraz All Star seçimlerine uzanan bir mevzu. Bence all team selections NBA'deki şey alınmalı, baz alınmalı ve burada artık yani dünya Amerika maçı biraz böyle yani Ryder Cup gibi olsun demiyorum ama artık yani şu anki konjektürde uygun bence bu maç. Eskiden hı hı. değildi. Şimdi sonuçta Doncic var, Jokic var, Yanis var, NBA'yı koyarsın dünya takımına yani oynanabilir bu maç ve bu maç üzerinden bence içerik ve tarihsel bazı şeyler üretmek de söz konusu olabilir. Şu anda ya All-Star'larda sen mesela hani ben sorayım sana. Yani ne hatırlıyorsun ki 10 12 yıllık periyotta hani bir pazar maçından mesela aklına gelen ya benim aklıma gelen ilk 3 şeyi sıralayacak olsam herhalde Mehmet'in şaka karşı yaptığı crossover falan aklıma geliyor. Yani Ki o da yani 10 yılı geçti. 10 yılı geçti. Hayır. Şey olarak o kadar aklımda kalmayan bir etkinlik oluyor ki artık. E tabi yani. Hiçbir şey yani bir referans veremiyorum daha. Şimdi şöyle düşün. Smaç yarışmasını düşün. Ee, 30 yıl, 40 yıl farklı farklı smaçlar denenmiş, yapılmış. Ya yani burada zaten üretken olmak çok zor. Her şey denenmiş, her şey yapılmış. Her şey yapıldıktan sonra belki iki kere yapılmış. 3 kere yapılmış, dört kere yapılmış. Yani Jason Richards'ın kazandığı şampiyonada, hani fark yarattığını söyleyebilirsin. Yani müthişti iki iki ikisi smaç yarışmasını arka arkaya kazanmıştı yanılmıyorsam. Ama yani o da çok böyle inanılmaz özgün smaçlar değildi ilk başta. Hani bacak arası dönerek vurduğu son smaç yani esinlenen diğer belki Vince Carter olabilir. Ama bir şey kattı. Şimdi sen ne yapacaksın ki bacak arası smaç olarak? Ne yapabilirsin yani? Hayır bir de bu işte demin dediğim konu e, bu dediğin gibi birbirini tekrarlayanların falan arasında bir tane çok ayrışan ve akla böyle kazınan Hı -hı. smaç da ödülü alamadı o ödülü gecenin alamadım. sonunda Aaron Gordon. Yani Zach Lavin Aaron Gordon e, sadece modern dönemin değil tarihin hani en büyük kapışmalarından biri ve bunu seyrettiğimiz için Hı. şanslıyız ama abi yani. 15'te 1 olmaya başladı artık yani. 15 turnuvada bir tane turnuva. Hı hı. Yani Nate Robinson'ın kazandıkları, kazandığı dönemdeki o tiyatroyu falan zaten geçiyorum. Hani burada artık format format yıpranmanın da ötesine geçmiş durumda. Artık yani bence takip edilebilirliği yok. Ya yani NBA'in burada hani maddi kararlarla ilintili düşünerek hani belirli şeyleri devam ettirme isteğini anlayabiliyorum. Ama bence ee, hani bu başka sporlarda da oldu. İşte teniste birkaç yıl önce e, Lever Cup gibi bir açılım yaptı. Yani orada e, tabii golften biraz etkilendiklerini söyleyebiliriz ama Lever Cup da başarılı oldu. NBA'in de bence bunun için artık uygun ortama sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ha burada işte oyuncuların kontratlarında sonuçta All-Star seçilirse şu kadar para alır. İşte All-Star seçilirse şu olur, bu olur gibi maddeler olduğu için bunların düzenlenmesi çok kolay değil ve NBA'in tarihinde de All-Star Selection sonuçta künyeye yazılan bir şey. Şimdi bence o yüzden hani All-Team takım seçimleri belki hani NBA'in sezon ortasında yapacağı turnuvadan ziyade daha çok bu ödüllerin tamamının sezon sonuna kalacağı biçimde. Çünkü ya yani şu anda All-Star seçilmek de çok adil bir şey değil aslında baktığınızda. Bu çok geçmişe dayanan belki bir haksızlık mevzusu. Ama abi yani All-Star arasından sonra inanılmaz sezon geçiren oyuncular belki hı hı. 12. takımı alıp Batı'da 6. yapan bir bireysel performans evdüllendirilmemiş oluyor. E, tabii o da yani All-NBA'ye kalıyor artık. O da e, tabii ki All-NBA daha böyle hı. filtre bakımından dar bir şey ve e, giremeyebilir. giremeyebilir. Dediğim gibi mi? o apolet hak ettiği bir şeyi alamayabilir. Ya, bunun değişmesi ya, lazım. Öyle e, şöyle bir durum var yani tamam gelenektir bazı geleneklerde korunmalı falan. Nitekim bu son yıllardaki işte şeyle birlikte e, hem draft kararı hem son iki sezondaki e, işte son bölüm formatının değiştirilmesiyle Hı -hı. bunun bir kan getirdiğini gördük. Tabii. Ama maçın bütününe ne? tabii ki yansımıyor. Ve bak mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya Nisan istatistik olarak acayip bir şey ortaya çıkardı aslında Hı -hı. düz baktığında. Fakat anlamını yitirmiş oluyor bu biraz. All Star şeyin arasında. Eğer tamam işte All Star maçı diye geçiliyor artık. Tamam eskiden de All Star maçı sonuçta tabii ki bir e, resmi maç ciddiyetinde değildi. Ama biraz daha bu tip performansların kıymeti oluyordu. Biraz daha öne çıkıyordu. O performanslar konuşuluyordu. Bugün o şunu attı, bu bunu attı bilmem ne falan filan. Herkes şey gibi böyle e, sokakta tek pota yapmadan önce işte şey. Herkes aynı potaya şey yapar ya. 2-3 hmm. tane de top ortada dolanır. Onun gibi idman yapıyor sanki şeyler. Ee, ya maçın ötesinde ben şey diyeceğim. Benim zaten senelerdir en çok sevdiğim şey üçlük yarışması. Benim de öyle. Hala bence mesela o yarışmalar organizasyonun içerisinde en öne çıkanı da en e, nasıl diyeyim kıymetli olanı da üçlük yarışması. Biraz daha tabii üçlüğün de son yıllarda çok daha önemli hale gelmesiyle birlikte. Bir de katılımcı profili üçlükte hep çok yüksek. Aynen. Smaç yarışmasının tersine. Ee, ve işte onda Curry kazandı. Tek benim rahatsız olduğum konu da son dönemde üçlük yarışmasıyla alakalı. Yani dün de e, bu sabah da faktör olduğu için söyleyeyim. Stephen Curry'yi mesela o biraz sonda öne çıkardı. O ekstra ekstra ekleyelim derken yani en şimdi başta manibol vardı tamam bir tattı. Sonra bir tane istasyon tek başına mani, manibol oldu. Şimdi en son bir de o Mountain Dew şeyi var. ayrı ee, spot. Yani tamam ona da gerek yok artık. Üçlük 3 puanlık yeni bir spota da gerek yok bence. Ya işte bunlar nasıl acaba hayata geçiyor? Onları belki bilerek konuşmak lazım. Çünkü yani muhtemelen şey. Ya yani biz bunu yapalım, bu reklam ekibine de verelim, onlar da satsınlar. Bir durumdan çok uzak olmadığını düşünüyorum. He, yani tabii yani canım, Mountain işte Mountain Dew diye sponsoru hemen çakıyorsun. Mountain Dew gelmiştir demiştir ki yani işte bir tane de bize böyle bir yer açar mısınız? Biz de şu kadar para verelim. Aa tabii olur zaten. Sirk gelsin oraya da eklensin. yani En güzel format e, eski formattı. Yani topun bence her istasyonda birer tane olduğu <laughs> e, manibol. Hani orada seçmek de bence işi biraz artık değiştirdi. E, şu anda da öyle yani artık o kadar çok yap boz yap boz yap boz oldu ki neyin ne olduğunu da demin söylediğim o fikri takip ya da hani geçmişteki olaylara referans gösterme ihtimali en azından ben kendi açımdan söyleyeyim. Ya ben işte dün 12'de indim havalimanına yani izleyebilirdim All Star'ı hani tam pazartesi çok yoğun ve çok erken uyanıyorum. Ya yani değeceğini düşünmedim biraz eskiden mesela böyle olmazdı hı hı. yani 2 saat 3 saat de uyup uyuyup izlerdim vesaire şimdi diyorum ki zaten çok istisnai bir şey olmayacak. Hani işimiz bu olduğu için gündemi takip olması açısından Pazartesi akşam izlerim, özet izlerim, ha, özet izlerim, izlerim Salı hı. günü izlerim, devam ederim. Yani üçlük yarışmasını muhtemelen tamamen izlerim. Ama yani bence heyecanını kaybetmesine sebebiyet veren şeylerden biri de sürekli insanların böyle hafızasıyla artık oynanması. Yani ben geçmişle karşılaştıramıyorum artık birçok şey. Evet, üçlük evet. yarışmasına da aynı şekilde hatırlıyoruz işte hani Capono mesela birçok rekoru o zaman kırmıştı ya da Pejanın yine çok iyi geçirdi. Şimdi onların hepsini taca çıkarmış oluyorsun. Çünkü format değişti. Ve format bir kere değişmedi. Üç kere değişti. Hı hı. Yani 25 üzerinden yapılıyordu. Yanılmıyor. 30 ya da 25 üzerinden yapılıyordu. E, şimdi toplam skorun kaç olduğunu ben bilmiyorum mesela. Yani bakmam lazım. E, yani işte yine bir şey tartışmasına girdik ama e, NBA'deki... Evet, bu ara çok dikkat çekiyoruz. <laughs> yaptığımız eleştirilerle geçen bahsettik yani. Hiç planlamamıştık bunu evet, doğru. <laughs> ee, bir ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, Yetenek Rui... yarışmasında Sabonis kazandı. Şimdi hani bir eleştiri oraya getirmek istemiyorum ama mesela Skills Challenge'a da tamam yani insanlar da ya abi bir de bizi Skills Challenge'la uğraştırmayın diyorlar Hı -hı. muhtemelen. Ee, ama bunun sonunda Robert Covington katılıyor Skills Challenge'e. <laughs> Şimdi bu tabloyu da mesela ortaya çıkarmaya gerek yok. Mesela demin gördüm. Robert Covington şey diye anons edilmiş. Çok çalış... Hani birebir hafızamda değil ama şey yap... E, mealini söylüyorum. İşte çok çalışarak buralara geldi. Savunması var bilmem ne falan filan diye. Ben söylüyorum Robert Covington'ı ilk duyduğumda hani Skills Challenge'da acaba yeni bir format mı geliyor? Böyle bir yerden top atılacak boşluğa. iki oyuncu aynı anda hamle yapıp topu çalmaya çalışacaklar falan. Yani Mesela bence güzel yanlarından biri tarafta sonun şut yarışmasıydı. Hani orta sahadan Hı -hı. E, derim hani bir tane WNBA oyuncusu, bir tane e, legend. Onu ben de severdim. Çok... Onu da genel yani şey e, çoğunluk sevmiyordu galiba. Evet. Yani bilmiyorum. Bence güzel bir e, şeydi. tattı Tatdı tarafta sonu için. <laughs> Ama e, onu da kaybettik. E, yapacak bir şey yok. Yani e, NBA bir tane izleyicisini bir tane spikerini kaybetse de bir şey olmaz zaten biz yani bir kum tanesiyiz sonuçta baktığında. Düşünsene Adam Silver şimdi arıyor seni bir daha da izlersen şerefsizsin diyor. Sahra çölünde bir kum tanesiyiz biz yani hani yapacak bir şey yok ama bakalım gelecek sene seyahat denk gelmezse çünkü o tarafta sonu hani bizler için de bir kaçış imkanı sunuyor biliyorsun. Benim 3 sene önce All-Star maçı uzatmaya gittiğim gittiği için az daha kaçıracağım Uça bir uçak vardı e hatırlarsın <gülüyor> belki. <gülüyor> yani hem All-Star'ın <laughs> heyecanını hem de WhatsApp'ta o uçağın heyecanını yaşamıştınız. Hatırlıyor, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ama e, yani e, Emre ve inan ben izlemeye çalışacağım tekrar dediğim gibi Türkçe yayını. Ee, zor bir işti. Yani bu tek güne sığdırılmış bir maraton. 5 <laughs> saat, 4.5 saat. Emre zaten eve geldiğinde kapıyı böyle bir sert çarptı. Yani <gülüyor> <gülüyor> sabah saatlerinde herhalde o yayının enerjisi ve hani agresifliği Kesin. sebebiyle. Yayın Öyle. sonrası yolculukta eminim Hı -hı. hareketli <laughs> geçmiştir yine. <laughs> Neyse EuroLeague geçelim. Ee, tamam. O zaman EuroLeague geçelim oradan bir daha NBA'ye dönüp Blake Griffin'de konuşuruz. Ha, evet. Yok Euroleague'ye geçelim artık geçtim. Geçtim. Yani yine çok. Pardon bir şey söylüyordum. Yok yani güzel bir dönem EuroLeague konuşmak için çünkü evet. çok iyi dönemde form tuttu takımlarımız. Ya yani mesela ben geçmiş programlarda da söylemiştim Efes'le alakalı geçen sene ki genelde bu o tarz sezon geçiren takımların hepsi için geçerli olan fikirdir. Yani normal sezonu çok domine edip çok erkenden form tutup e, sezonun sonunu iyi getiren tarihte çok fazla takım yok. Yani çok nadir. Çok nadir gerçekten. E, mesela çok ba bariz örnekleri. Tabii 2012 CSKA'yı söyleyebilirsiniz. 2002 Bologna'yı söyleyebilirsiniz. E, yani onlar da Panathinaikos'a Bologna'daki Final Four'da kaybetmişlerdi. E, baktığınızda yani Efes için bence e, sezonun bu bölümünde diğer tüm takımlar hepsini katarak söylüyorum. Bence Efes'in favori ve diğer takımlardan çok farklı bir basketbol oynadığını hı hı. şu aşamada hani mutabıktır bence diğer takımlar, diğer koçlar, diğer oyuncular artık ne derseniz. Yani Euroleague'deki seviyenin üstüne çıkan bir takım Efes. Ve ben şunu söyleyeyim belki bir iki adım ileriye götürerek. Benim hayatımda gördüğüm en istisnai hücum takımı 2003-2004 Makabi'ydi. EuroLeague tarihinde çok iyi takımlar var. 2007 hani Panathinaikos, 2009 Panathinaikos sezonu içerisindeki birçok probleme rağmen e, gidip şampiyon olmuştu sonrasında. İşte Prag'daki CSKA takımı, e, 2017 Fenerbahçe ve playoff sonrası inanılmaz bir seriyle yani Panathinaikos serisi üzeri final for final Four'u tam İstanbul'da olabilir ama o kadar domine ederek kazanan da çok fazla takım yok. İşte Laso'nun Real Madrid'leri vesaire vesaire. Ama dediğim gibi yani Maccabi e, Piniger schon head coach'tu. Fakat David Blatt yardımcısıydı ve David Platt'ın aslında o takımın taktiksel yönden çok yukarıda olmasının e, sebebi olduğu söylenir hep. E, Gerçi da bunu söylüyor bu arada yani bir ayıp yok burada. Bence çok istisnai bir takımdı. E, Anthony Parker, işte Yasikevicius, e, Maceo Bastın, Nikola Vujicic. Yani çok özel bir takımdı o Makavi takımı ve hani 100 sayıyı sıradanlaştırmışlardı o dönemin e, basketbolunda. Hatta bir finali işte tarihin en farklı finali yanılmıyorsam hala Bologna diğer Bologna'ya bir değil de Klimamio'ya karşı e, kazanılan e, tarihi final. Ya benim o takımdan beri gördüğüm hücum potansiyeli en yüksek takım Efes. Hatta belki daha da ön planda olabilir sezonun sonuna doğru. Çünkü o kadar çok opsiyon var ki. Yani ya gerçekten inanılmaz bir şey. Çünkü Rodrik Boboa bir skorer baktığınızda ya o kadar keyif alarak oynuyor ki çünkü yani ona mı önlem alınacak? Buna mı önlem alınacak? Şuna mı önlem alınacak? Yani Efes kadrosuna baktığınızda herkesin birbirinden beslendiği bir ortam yaratıldı. Hı hı. Ha, burada tabii ki basketbol şansı da var. Ya yani bunu da e, es geçmemek lazım. Ergen Tamam bence müthiş bir iş çıkarıyor Efes'in başında. Ama işte hani Larkin'in devam etmesi, Miloš Teodos için eşinin hani hamileliği sebebiyle Los Angeles'tan ayrılamayıp orada kalması ve o transferin yapılmaması... Sonrasında Larkin'in performansının yukarıya çıkması, Efes'in modern dönemdeki e, yerini, e, tarihini çok değiştiren bir hamle oldu. Tabii bu şey yani hani asansör kapıları e, şeyi kırılması. Yani hani burada e, bu yanlış anlaşılmasın yani başarıyı küçümsemek anlamında söylemiyorum. Başarının parçası da şanstır belirli oranda. Ya yani bu her takım için geçerli. Tabii e, sadece Efes özelinde değil. Ama Ergin Ataman gerek mits için. ...Jagiris sonrası buraya geldiği pozisyonda... ...yani kullanımı olarak söylüyorum bunu... Yani ...Mitsic'le Larkin'in, Ettore Messina da bunu söyledi. Bu kadar uyumlu bir ikili olabileceğini kimse tahmin etmiyordu. Ve Efes şu anda kadro yapısına baktığınızda... ...5 numarayı bir kenara koyuyorum çünkü Sertaç'ın çok ekstra bir çıkışı var şu anda. Hani orada belki bir eksiklik gözükebilir dansının fiziksel olarak aşağı inmesiyle birlikte... ...ama Efes o kadar fazla alternatifi olan bir takım ki ve Adrian Moerman o kadar önemli bir oyuncu ki Efes kadrosunda. Yani çünkü 4 numarada hem bu kadar reboundçu, hem işte şutu olan, gerektiğinde sırtı dönük oynayabilen, gerektiğinde savunmada sizi eksiltmeyen, hani farklı şeyler yapabilen. Çünkü 4 numarada genellikle e, şutu olan işte beyaz uzunların en büyük problemi hep savunmadır Hı. ve sizi eksik bırakır ya da rebound da sizi eksik bırakır. Ya yani Moerman hiç böyle bir oyuncu değil. Singleton zaten büyük maçlarda farklı katkılar verebildi Ergin Ataman'la birlikte. Barcelona dönemini unutturdu. Yani Efes gerçekten bir makine gibi. Yani böyle bir takım Euroleague tarihinde hücum performansı olarak eğer hani kazanabilirse de çok çok özel bir yerde bence hatırlanacak. CSK sadece işte Dushko Vujošević ile 2011 yanılmıyorsam kötü bir normal sezon geçirmişti ve zaten final fora değil diğer gruba da kalamadılar. Ama e, CSK'nın tarihine genel olarak baktığınızda sezon içi istikrar ya da Final Four istikrarının yanı sıra kötü kaybedilen maçların da çok olmadığını görürsünüz. Hı hı. Yani CSK ile 30 ile 35 ile 25 ile çok maç kaybetmemiştir Euroleague tarihinde. Eksikler olabilir ne olursa olsun. Ama bu kadar ezilen bir Dimitri studis ve bu kadar ezilen bir CSK ee, yine tarihte çok az görürsünüz. Ya yani ben e, maçtan sonra Twitter'da yazdım. Andrei Vatutin'in bir yüz ifadesi vardı. Ya yani Beti Benz'i zaten atmış. Ve yani bu sadece bir mağlubiyet değil CSK için. Evet Itudis'in söylediği 35 sayının rövanşını almak için Efes çıktı ve ona devam etti. Maçın başından itibaren hep 40 olsun, 45 olsun, 50 olsun. Ya yani belli ki Ergin Ataman Moskova'da kaybedilen maçı hem kendi çok izlemiş hem takıma çok izletmiş. Çünkü acayip bir ilk devre. Yani ben e, bu kadar dominant e, bir ilk devre e, çok hatırlamıyorum e, Euroleague tarihinde. E, bu çapta iki takımın karşılaşmasında ve Efes'in önü çok açık bu noktadan sonra. yani iki, Liderlik bile masada. Yani liderlik bile masada ihtimal dahilinde olarak. Çünkü Barcelona'ya karşı ikili averajı aldın. Evet. Ha, muhtemelen alma ihtimali, yani birinciliği alma ihtimali çok kolay değil Efes'in. Ama masada yani hani acaba playoff mu? E, tehlikeye girecek diye konuşulan takım şu anda Euroleague'deki bütün takımlar tarafından korkulan bir numaralı e, takım haline gelmiş durumda. Ve sen hücum çeşitliliğinden bahsettin. Şimdi mesela yumruğu vurup rakibi bayılttı daha ilk periyotta. Bak şimdi e, Efes hücumlarına ve kimlerin öne çıktığını. Yani tabii ki kontrollü Midsic'de falan oluyor ama sert açla vuruyorsun. Boboa'yla ile vuruyorsun. Muayrlaman vuruyorsun. Singleton vuruyorsun. Tabii. Ve şimdi bu kadar yayılınca bu kadar başarılı şekilde yayılınca sezon başından sürekli işte Mits için e, maçtan maça iniş çıkışlarını konuşuyorduk. İkincisi Larkin'in sakatlık sonrası durumunu ve geçen seneki Larkin olmadığını konuşuyorduk. Bak Larkinle en ilgili herhangi bir kıyas falan konuşulmuyor artık. Yani arada Larkin arka planda daha yükü üstünden atmış olarak yavaş yavaş geldi zaten ama Larkin'in böyle geçen seneyle kıyaslanmasına gerek kalmadı. E Ergin Artık çünkü sert açı falan konuşuyoruz sürekli olarak. Ergin Ataman da bence o yüzden dedi zaten. Yani geçen seneden biz daha iyiyiz diye. Hı. Larkin geçen seneden iyi mi? Değil. Ama geçen seneki Efeser ne kadar takım halinde çok iyi performanslar gösterse de büyük oranda Larkin'in skor patlamasına da e, belirli açılardan bağlıydı. Şimdi bu sene Larkin'in öyle dominant maçlar oynamasına gerek kalmadan domine ettiği birkaç maç oldu Efes'in bu periyotta. Aynen. O yüzden e, Sertaç'ın da sonuçta geçen seneye göre daha yukarıda olduğunu düşünürsek Ergin Ataman da böyle bir yorum yaptı. Ve Sertaç'ı da biraz yine konuşalım yani bahsettik ama sürekli sürekli çok büyük performanslar geliyor. Yani şunu düşündüm maçı izlerken hani e, bir Amerikalı falan getirsen böyle hı hı. E, sadece Avrupa basketboluna aşina olmayan. Ve de sanki işte Amerika'dan gelenler Avrupalı oyuncularla birlikte burada Avrupa'nın en değerli uzunlarından bazıları oynuyor. CSK'nın zaten uzun rotasyonu malum. Hı hı. Ee, desen biraz böyle o ilk periyodu izledikten sonra direkt olarak ya herhalde şu oyuncu diye sert açı gösterip şey der. Aralarında en öne çıkan da bu der. Evet. Bu çok önemli bir şey. ÇSK'ya karşı yapıyorsun. Böyle bir maçta çok öne çıkıyorsun ve e, Geçen gün de konuşuyorduk bunu. Yani farklı tek bir şey üstünden değil, sürekli farklı şeyleri sahaya e, yansıtarak. Ben çok mutluyum. Yani her şeyden önce Türk basketbolunda böyle bir örnek e, bulabildiğimiz ve hani gösterebildiğimiz için. Yani bence her Türk oyuncu Sertaç'ın kariyerini incelemeli ve örnek almalı. Yani e, 30'dan sonra ya da işte 20'li yaşlarının sonuna doğru e, gelen gelişimden ziyade kendini hazır tutmak içi çok boşaltılmış da bir kavram. Hı hı takım sporlarında. İşte hocam ben hazırım. Ben on, görev verildiğinde sahaya gireceğim. Elimden geleni yapacağım vesaire vesaire. Sertaç yani Ergin Ataman dahi bu performansı, bu kalibrede performansı veri, verebileceğini düşünmüyorken hani Plyce'ın tamam işte bir Covid süreci oldu, sakatlığı oldu. Dansının yine bazı sıkıntıları oldu sezon içerisinde ama gerçekten söke söke aldı. Ve ben Efes'in sezon sonuna kadar da böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya dansın hani Final Four'da inanılmaz bir fiziksel gelişim yaşayıp tekrar eski günlerine dönecek mi? Çok ihtimal vermiyorum Final Four derken yani hani sezonun o aşaması için söylüyorum. Yani playoff da dahil olmak üzere. Hı hı. Ben Sertaç'ta devam etmesi gerektiğine inanıyorum Ergin Ataman'ın. Çünkü geçen senelerde şöyle bir periyot oldu. Ya Sertaç formayı aldı sonra Dansın döndü tekrar arka plana geçti. Bence bu sene öyle olmayacak. Ya en azından şu andaki e, intiba o yönde. Ama e, gerçekten çok mutluyum. Yani Türkiye'de bir takım sporunda böyle bir örnek görebildiğimiz için. Artık bir sonraki aşamada da e, yani bizim oyuncularımız çok üst seviyede basketbol e, oynayabiliyorlar. Euroleague'deki takımlarımızın e, yerleri, bütçeleri sebebiyle. Ama işte Türk oyuncuların çok fazla bu yapının da parçası olabildiğini görmüyoruz geçmişte. Yani takım içerisindeler ama takımdaki rolleri çok sınırlı. Sertaç bunu da kıran bir oyuncu oldu. Hı hı. Yani Fenerbahçe örneğini de konuşabiliriz. Efes örneğini de konuşabiliriz geçmişten. İki takımda Ergin Ataman da Jekov Brodovic'de ya da şu anda Igor Kokoşkov'da. Ki Kokoşkov kadro yapısı ve bütçedeki değişim sonucu Melih Mahmutoğlu'na da daha çok şans verdi mesela. Ama yani böyle ana planda kazanan Euroleague'de bir numaralı organizasyonda kazanan bir takımın e, ciddi bir yerinde e, Türk bir oyuncunun olması da e, çok ayrı bir motivasyon sebebi bence. Kesinlikle. Ee, Fenerbahçe de iki tane çok, çok kritik galibiyet aldı. Yani Milano maçını konuşmuştuk zaten ama yine Asfel karşısında da ki, ivmelenen bir Asfel. Hı, hı. Ee, Yine çok üst düzey hücum performansıyla kazandı Fenerbahçe ve özellikle mesela son periyot bütün hani şey tabiri vardır ya doğru tuşlara basmak. Bütün doğru tuşlara bastı gibi hücumda Fenerbahçe. Çarçur ettiği, yanlış kullandığı hücum yok. O zaten verimliliğe yansıyor. İlk yarıdan sonra benim kafamda şu kaygı vardı yani. İlk yarıda çok iyi şut performansı var ama çok Çember yakınında bitiremiyordu Fenerbahçe. <laughs> kötü yüzdeyle, iki sayılıklarda <laughs> kötü yüzdeyle oynuyordu. Ve dikkat et ikinci yarıya başladığında üst üste üç defa, dört defa poteye penetre oldu. Poteye penetre ve devrilme üstünden bulunan basket oldu. Pot alt, yani e, boyalı bölge basketi oldu. Şimdi e, onu dengeledi. Son periyotta yine çok doğru hücum etti ve yine e, üst düzey hücum performansıyla alınan bir galibiyet. Şimdi, Nando Deco'lu bu maçın Fransa'da... E, yayınlanıyor e, oluşu sebebiyle de ayrı bir yaklaşım olmuş e, karşılaşmaya. Yani Fransa'da ya, e, tabii ki Euroleague maçları yayınlanıyor ama Asvel'le Fenerbahçe oynarken hani o yayın ya da o maçın önemi e, Lokal çok daha farklı. Evet. Ya Asvel şimdi şöyle fiziksel bir takım aslında Asvel. Şarka Hudi çok fiziksel bir oyuncu. Mustafa Fal çok fiziksel bir oyuncu ve Mustafa Fal sadece savunmada değil özellikle hücumda çembere yakın pozisyonlarda mola çıkışlarında sürekli zaten Görürsünüz yani Tavares-Pablo Lasso kullanımına benzer bir şekilde. Mesela Real Madrid çok sıkıntı yaşadığı Zenit maçını 4-5 piken rolüyle çözdü. Gabriel D2-4'e çekti Pablo Lasso maç sonunda. Dek topu getirdi. Kenardan piken rol oynadılar ve Tavares'e gitti. Şimdi TJ Parker da e, mola çıkışlarında Mustafa Falı Çember yakında çok fazla konumlandırarak e, Barcelona maçını öyle kazanmıştı mesela. E, epey ana planında yer veriyor bu çözüme. TJ Parker... Bir EuroLeague koçu mu? değildi ama bence yavaş yavaş olmaya da başladı. Çok üst seviye olduğunu hala söyleyemeyeceğim ama bence hücumda güzel e, çözümler üretiyor sezonun e, son bölümünde. Ya yani o da sezon içerisinde gelişim kat etti. Burası kesin. Ve asla çok potansiyelli takım hücumda. William Howard e, ve Gershon Yabusale bence çok iyi transferler ya gelecek seneyle birlikte EuroLeague'in en değerli 5-6 oyuncusundan biri olabilecek potansiyelde. Yani yetenek e, yani skill set nasıl çevireyim? Ee, yet Şeyle, yetenek, yetenek repertuarı falan. Ha, yani yetenek toplamı, repertuarı itibarıyla çok özel bir oyuncu olabilir ya bu sele. Yani fiziğini de biraz kontrol altında sanki tutuyorlar bu sezon. Hmm. İşte Kahudi dediğim gibi sertliği sağlayabileceğiniz bir oyuncu ve Norris Cole ben sezon başında rol yani yolların ayrılması gerektiğini düşünüyordum. Bence takım çok aşağı çeken bir oyuncu Norris Cole çok iyi bir periyot geçirdi. 2021'de çok daha iyi oynuyor. Ve bu sonuçların alınmasında onun da faktör olduğunu es geçmemek lazım. Ya yani Asvel genel özet itibariyle çok tehlikeli bir takım ve gününde olduğunda hani içeride dışarıda Barcelona'yı yendiklerini de düşünürsek direkt bir referans noktası bu. Şimdi Fenerbahçe Milano gibi önemli bir galibiyetten sonra ya yani Asvel'in son maçını kaybettiğini de düşünürsek galibiyete çok ihtiyaç duydukları bir maçtı ve Nando Dökolo tamamen kontrol etti mücadeleyi. Yani Alba maçında da benzer bir tablo görmüştük. Evet. Alba e, fiziksel bir takım değil Asvel kadar ama Asvel de Alba gibi e, alan veriyor. Yani Nando Dökolo'nun bence e, mesela şöyle düşünelim. Olası bir Bayern eşleşmesi Fenerbahçe'de. Nando Colo'ya çok sıkıntı çıkarabilir. E, çünkü Nando Dökolo ya yani belki orada biraz daha Lorenzo Brown'u kullanarak tabii ki çözüm üretebilir Igor Kokoşkov ama e, oyun kurucuyken e, fizikli rakip kartlar karşısında baskı olduğu zaman zorlanabiliyor. Mesela Wade Baldwin çok kötü bir eşleşme Nando için. Potansiyel olarak düşünüyorum ama Asfel'de e, yani böyle bir oyun stili zaten yok. Asfel tam sahaya oynamak isteyen ve yarı sahaya kaldığında da fal üzerinden çözüm üreten bir takım. E, yani Dökolo çok rahat alan buldu çok rahat bir şekilde istediklerini yaptı. Performanslı yukarıya çıktığı için sezonun bu bölümünde Fenerbahçe maç sonunda ona güvendi. Topu da verdi. Bütün kararları da ona verdirdiler. Ve yani Asveli bu aşamada yenmek çok zor dediğim gibi EuroLeague'de üst üste 6 galibiyet almışlardı. E, kaybedilen Jargis maçına kadar e, çok çok değerli 2 galibiyet. Zaten EuroLeague çok karışmış durumda. Yani 2 ile 8 arasındaki durum malum. Hı hı. Zenit üçüncüydü üç hafta önce. Şu an sekizinci. Yani çok zor bir sezon oradaki takımlar için. Ama ben iki takımın da playoff'a hatta rakibe göre iki takımın da Final Four'a kalabileceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin yukarıdan eşleşip de eleme ihtimalinin düşük olduğu tek takım bence Barcelona. Yani ben Real Madrid-Fenerbahçe eşleşmesinde Real Madrid diyelim ki yukarı çıktı favori başlamaz. Bayern Fenerbahçe eşleşmesi favori başlamaz. Hı, hı. E, Efes'i saymadım şu an yani eşleşecek kadar ayrılırlar mı o ayrı? Evet konu? yani o, orada Fenerbahçe'nin ben yine bir şekilde ilk altıda olabileceğini düşünüyorum. Efes'i de daha yukarıya Aha. çıkacak diye düşünüyorum. Ya yani bence Efes ikinci bitirme ihtimali çok yüksek bu sezonu. Şu anki form e, grafiklerine bakma. CSK da çok kötü durumda çünkü. Ee, daha fazla maç kaybeder ikili abereje kalmadan gibime geliyor ama e, göreceğiz tabii ki yani tüm takımları düşündüğümüzde Milano'da dahil olmak üzere Milano'da dahil olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı e, bence favori başlamaz ciddi bir e, ağırlıkla başlamaz yukarıdaki takımlar yani, bu bizim için çok büyük bir şans ülke basketbolu için hı hı. Yani, iki takım tekrar Final Four'da e, olabilir son Final Four'da da iki takımımız vardı geçen sene düzenlenmemişti hı hı. malum yani umarım böyle bir seri olur. Yani üst üste iki yıl iki Türk takımının Final Four'da olması teoride gerçekten önemli bir başarı olur. Kesin. Ki bundan hani bir süre öncesine kadar ne konuşuyorduk? E tabii yani sezon şu anda da fenerbahçe ve kadrosuna baktığımızda daha ileriye gidebilmesi çok muhtemel aslında bu takımın. Çünkü... Ne konuştuk biz hep sezon başından beri? Euroleague'deki en değerli 5-6 oyuncudan ikisi Fenerbahçe'de. Ama o performansı mesela sezon başında evet. o düzeyde vermiyorlar. E çünkü abi. mesela hani Guderic geldikten sonra ne oldu takım? Ya da Kyle O'Quinn şu anda hani belirli şeylerde nasıl bir katkı veriyor? Yani Johnny Hamilton çok kısa sürdü zaten kariyeri. E, Ulanovas yerine daha farklı bir oyuncu alınabilir miydi? E, alınabilirdi. Yani Pierre haricinde bu sezonki kurulan kadroya Guderic sezon ortasına geldiği için saymıyorum. E, öyle aman aman aa işte çok iyi transfer dediğiniz bir oyuncu maalesef yok yani Lorenzo Brown dahil olmak üzere ki ben Lorenzo Brown'u e, hani Fenerbahçe'nin faydalanması gereken ve faydalanacağı bir oyuncu olarak görüyorum bence iyi bir oyuncu Lorenzo Brown e, ama işte yani orada e, Fenerbahçe'nin potansiyeline ulaşması e, Gudur için zaten performans ile direkt doğru orantılı olduğunu görüyorsunuz zaten. E tabii Bütün taşlar yani biraz çok daha yerine oturmuş durumda. Lorenzo Brown da sezonun ilk yarısında nasıl değerlendiriliyordu. Tabii. İşler kötü giderken ya işte buna mı kaldık falan. Sanki böyle takımın üstüne kurulduğu oyuncu gibi biraz böyle algılanmaya başlamıştı ama tekrar yerini bulunca Lorenzo Brown ekstra katkısıyla bu defa değerlendiriliyor. Edi e, de aynı şekilde yani Edi de bu seviyenin oyuncusu maalesef değil değil yani Edi çok iyi oynadığı maçlar olabilir. 40 maçlık periyotta ...üç tane iyi maçını sayabilirsiniz yarıladın ama yani Eddie maalesef EuroLeague'de işte Final Four hedefleyen bir takımda önemli rol almamalı. Yani alamayacak da bence kariyerin ilerleyen dönemi. Ama en azından işte şimdi onu bekleme lüksün var. Yani sen e her maçta böyle hadi edi 3 tane 4 tane üçlük lazım o katkıyı almamız lazım diye bakmıyorsun. Ya, bir gün bir noktada o katkı gelirse seni yukarı çıkaran katkı olacak. Ya Dishan Pierre Euroleague'de sezonun çaylağı mı? Bence öyle. Euroleague'de sezonun transferi mi? Olabilir. Yani, Aday. Yani adı kesinlikle bence en iyi 2-3 transferden biri. Ve Fenerbahçe'de çok fazla delik tıkadı. Sezonun bundan sonraki bölümünde e, Fenerbahçe ekstra şeyler başarabilecekse de yani Yan Veseli ve Nando Dekolo'nun performanslarını zaten en üst seviyede sabitliyoruz. Yanına daha yukarıya çıkan bir Marco Guduric. Daha çok skor üreten bir e, koyuyoruz. E, ben Lorenzo Brown'un da dediğim gibi playoff'ta e, önemli bir yerde olabileceğini düşünüyorum. Nando Dekolo'ya olan o, o baskıyı da belirli açılardan çözebilme potansiyeli var. Çünkü hani Guduric Dökolo e, çok çok böyle da e, belirli açılardan yıpratmamanız gereken oyuncular. Yani Nando Dökolo'nun bence topu getirip e, işte tamamen oyun kurucu olarak playoff'ta oynamasını e, çok istemeyebilir Igor Kokoshkov Rakibe göre tabii Hı -hı. ki bunu söylüyorum. Ama e, Brown'un performansı ya da rolü de sezonun ikinci bölümünde biraz daha çıkışa geçebilir. Ee, o zaman Engin Ay'ın bana verdiği yetkiye dayanarak Blake Griffin'i Perşembe'ye bırakıyorum. <laughs> evet ben de bir an acaba konuşacak mısın ee, dedim ama... yani Yetkiye dayanarak konuşabilirdim ama konuşmayacağım çünkü e, hani hem Uzak. süre tam hesaplayamadım şu anda arada durduğumuz bir bölüm de olmuştu ama 32 dakika civarında galiba. Daha fazla bence. Sağlık olsun. Blake Griffin de süre ister. İster. Blake Griffin de programımızı izliyor. Perşembe konuşuruz kendisini. Ee, bir yere kaçmıyor. Başka bir şey var mı istediğin konuşma? Yok bir Emre Özcan hareketiyle bitirdim yayını. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. O zaman Perşembe görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.